Ukrayna'da feryat eden masumlar ne kadar haklıysa, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Doğu Türkistan'da, Bosna'da, Libya'da, Myanmar'da gözyaşları çığlıklarına karışan mazlumlar aynı derecede haklıdır. Dünyanın her yerinde savaşa karşı gösterilen düzenlenmiş protestolar yapılmış. Yaptırım kararları birbirini kovalamış. Devletler veya küresel kuruluşlar tarafından kınama mesajları yayınlanmıştır. İyi güzel de Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürülürken bunlar neredeydi? Ne yapıyorlardı? NATO Genel Sekreteri nerelerde geziyordu? 2022 yılında ölmek istemiyorum diyen Ukraynalı kız çocuğunu herkes duydu da 2014 yılında ağır bombardımanda yaralanan 3 yaşındaki Suriyeli yavrunun sizi Allah'a şikayet edeceğim yakarışını hiç kimse duymadı, duyamadı. Duymak bile istemedi. Polonya ve Romanya sınırına yığılan suçsuz günahsız Ukraynalılar için küresel vicdan titrerken milyonlarca gariban Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan kaçıp sığınacak müşfik bir kucak, başlarını sokacak güvenli bir liman aramalarına Türkiye dışında hiç kimse ilgi göstermedi. Bunlar oluyorken insanlık vicdanı neyle meşguldü? Dahası bu insafsız, bu merhametsiz, bu adaletsiz çelişkinin izahını bize kim yapabilecektir? Cansız bedeni sahile vuran aylan bebekten tutun da henüz 3 yaşında koltuk değneğiyle yaşamaya zorlanan peşlerinde akbabaların dolaştığı, açlıktan kaburgaları çıkan, bakışları solgun, küçücük elleri donmuş, tencerede pişen aşı kapağında yiyen, günlerini yarı aç yarı tok geçiren, çocuklara varıncaya kadar bu dramı görmeyen gözler, hissetmeyen yürekler bize ne anlatacak? Kime ne söyleyecek? Söyleseler bile bunlara kim inanacak? Mevcut küresel düzenle ahlaki hesaplaşma yapılmadan, eşitlik temeline dayanan, insanca ve adaletle ihya edilmiş, huzurlu ve güvenli bir dünyanın ihyası sadece hamhayaldir. Bu düşüncelerim hazin bir tespit olsa da bir gerçeğin terennümüdür.